Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Kameria Adası'ndan ayrılıp Sığ Limanı demir atmıştık. Ertesi gün Selimiye Limanı'na bağlanmıştık. Eğer izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayın. Bu bölümde Selimiye'deki Delikli Yol koyunu ve karşıdaki diğer sahilleri gezip Keçi Koyu ismini taktığımız yerde geceliyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve denize çöp atmamanız gerektiğini unutmayın. Selimiye'den çıkınca sağdaki Delikli Yol koyuna doğru giderken şöyle bir tarihi eserler gördük. Bakın şurada surlar var, değil mi? Lost'taydı buranın eski adı. Belki de Lost Antik kentidir. Güzel tatlı bir yere benziyor, değil mi? Renk çok güzel. Hemen yol geçiyor zaten. Gene o turkuazın güzel renklerinden mevcut. Her yer turkuaz. Bizi karşılayanlar her zamanki gibi keçicikler. Ay. Dikkatli yürü Mert Kaptan. Heh, koyunlar da geldi. Çok güzel bir plaj. Bakın o ileride gördüğünüz karayolu Orhaniye'ye giden yer. Turgut Köyü vesaire. Bak aa, pencere gibi kapı gibi bir şey. Ha, güzelmiş. Bir antik şehirmiş ama. Bak su yolu gibi bir şey, bak bir şey akıtıyorlar. Evet, bir kanal. Teknelere gibi. Şarap olabilir. Evet. Zeytinyağı muhtemelen olabilir. Limanmıştır zaten. Liman, evet. Şimdi zaten arkadaşlar, yani şöyle bir araziden mi o zamanlar yürümeyi tercih edersiniz bir yere ulaşmayı, yoksa denizden, mi? Adamlar denizci olmak zorunda. Zaten deniz yolu karayollarından çok daha eski. Bunu bir kere bir öğrenmemiz lazım. Evet. Yani diyorlar ki bazıları, ya niye işte bir koya arabayla gidip de takılmıyorsunuz? Hani kalabalık, oraya para ödeme, işte oranın duşunu kullanma zorunluluğu falan oluyor. Teknede her şey hazır. Hani ondan ziyade asıl ulaşım denizdendir. Biz Türkiye'de bunu bilmiyoruz. Ne Antalya'dan İstanbul'a kadar bir deniz yolu taşımacılığımız ya var, ne bir şey. İki tane feribot, bir Gökçeada Bozcaada feribotu, bir de Datça Marmaris feribotu. Onun dışında bitti. Mesela o uzun yol feribotları falan olması lazım. Ufak ilçeler arası mutlaka taşımalar. Çanakkale'de Gelibolu o kadar. Faydalı bitti. Olur. Ama tabii. Hiçbiri yapılmıyor. Sonra millet unutmuş, herkes arabasıyla yaşıyor. Arabadan da inemiyor kimse yani, anladın mı? Hani yapışmış. Bir yere gidiyor mesela, o deniz kenarı kasabasında zaten abi 100 tane araba tek şerit yolda. Ha, hala millet birbiriyle kavga ediyorsun. Ya da İstanbul'da bıkmadın. Dün mesela Sığ Liman'da öyleydi yani. Abi, hala trafiği yani, coşturuyorlar. Böyle yan yana uğraşmaktan. Koy uzağa iki adım yürü al eşyanı yani. Her şey var burada, elektrik su şeylerde. Yani. Gerçekten denizleri kullanmamamız bir tuhaf. Delikli Yol limanına doğru devam ediyoruz. Bakın şurada çok, yani hemen yakınımızda kayalar var. Çok tehlikeli.
Üstünde herhangi bir şamandıra da yok, tehlike şamandırası. Sığlık çok belli oluyor renginden. Şu anda da 5 metrelerde miyiz kaptan? 22 oldu. Demin 5'e kadar düştü. 5'e kadar düşmüştü demin. Üstünden geçtik. Dikkat edilmesi gerekir yani. Buna çarpmak çok kolay. Delikli yol limanı bakın koskocaman. Bir tane ya, kendi dışında hiçbir şey yok. Ve bomboş. Küçük bir martıydı Jonathan. Uçmak isterdi ama farklı. Jonathan. Küçük Jonathan. Uçurdum Jonathan'ı. Şu ortada çıkıntı yapan Dalyan Burnu. Hemen Dalyan Burnu'nun doğu kıyısında da teknenin olduğu yer Hasanbükü. Batı kıyısına bir bakalım. Güzel tatlı bir plaj var burada. Yani demir atsak tek bize ait olurdu. Çok güzelmiş, evet. Bu tarafta Hasanbükü. Evler var. Belki de evin teknesi. Gökçe çok tatlıyız ya. Burada böyle güzel evler var. Mert, bana şu evi mi aldın? He. Sağ ol ya. İyi, hadi beğendim, oldu. Aşkım bana sürpriz yapmış. Meğer denizden getirmek istemiş benim evimizi. Temi açık ama çok güzel bir yer benziyor. Bakalım. Demirleyelim bakalım bir ne olacak. Burada şu ağacı ver. Kıyıda kayalar da var uygun. Merhaba. Şöyle elimize bir şey mi götürelim onlara? Al. Gel, bile bile. Aha, tok tok yapıyorlar. Ha. Bak şuradaki tahkilli. Kavga mı var? Bak. O ne ki?
gördün mü? Bak saçları kıvırcık çok şu beyaz oldu. Söylemeyin ya. Allah Allah. Çoluğu çocuğu itebiliyorlar. Bayağı kafa atıyor. Bayağı el değmemiş orman yani. Bayağı jungle yani. Şey, tam yani böyle şey. Baksana abi. Gidemezsin yani. Ağaçlar falan fena. Klasik Datça işte bu Marmaris çam ormanı yani. Tam yani böyle kıpklasik çam ormanı ve masmavi deniz kenarı. Tabii keçi mutlaka, koyun eksik olmaz. Yani tam coğrafyaya uydu burası yani. Birebir doğru bir alan. Kestane buldum, onun tüylerini temizliyorum. Tüy demişim yani, dikenlerini. Ondan sonra? Ya kurutacağım, siz. Açacağız. Hayır, içini açmayacağım. Ne yiyeceğiz? Kurumuş, ölmüş. Hayır. Yani önceden olsa içini. Ya bunlar denizden toplanıp çok lezzetli olabiliyorlar. Evet, fıstırım duruyor da onu çekmek istedim. Hakikaten akşam güneşi vurmuş. Acayip çok şeker gözüküyor ortalık. Suyun rengi falan bomba yani. Aa. Ne oldu? Eda da arıyla mücadele ediyor. Vallahi güzel yani. Çok güzel levrekler var şurada. Yüzey şeyini yapacağız o zaman ya. Bir dakika, yüzey şamandırası takacağız. Ne olmaz. Bu burun çok güzel bir burun. Deniz temiz ve güzel. Bak bak, geliyor bak, balığı geliyor. Geliyor bak, balık geliyor, av balığı geliyor. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Bak burada da var. Zaten sürü halinde, avlanmasından belli. Kaptan sırtı çekiyor bakın. Güzeller güzeli, koyumuza veda edeceğiz artık. Çok tatlıydı değil mi Mert? Ayrı bir turkuazı vardı buranın, böyle zümrüt yeşiliyle birleşmiş. Canım benim ya. Bay bay. Mert dayanamıyor son kez. Seni çok özleyeceğim keçi koyu. Keçi koyunda bir daha kalalım Mert kaptan. Meltem'e açık bir yerde ama biz tadını çıkardık yine de. Burası galiba Çamçalık Burnu muydu? Ay su kuşu. Eskiden burada bir yacht club varmış, kapanmış. Çok güzel gözüküyor evleri. Eğer doğru anladıysam burası orası.
toplama teknesi geldi. Atık toplama teknesi nerede diyorduk? İşte buradaymış. Bunlar çok lazım. Her koyda olsa keşke. Yani denizcilik müsteşarlığı her şeye koyması lazım bunu. Kekova'da olmalı, Hisarönü'nde olmalı, Bozburun'da olmalı. Sürekli dolaşmalılar. Gökova'da. Evet, şimdi Aktura az kaldı. Tüpümüz bittiği için Aktura gidiyoruz. Demir almıştık. Aktura hemen burnu geçince. Burası da Aktur'un bir arkasındaki koy. Aktur'da kuzenim var. Sağ olsun tüpleri aldı bize. Aktur'a geliyoruz. Önce Kurucabuk'e ve bizim Nisos dediğimiz küçük adacığa bakmak istedik. Bu kaya serpintilerinin arasından ancak Kurucabuk tarafından geçebilirsiniz. Diğer üç büyük kayanın arasında belki görüyor musunuz bilmiyorum ama bir sürü sivri kayalar var daha. Oradan geçemezsiniz. Botla ancak. Deniz fenerini görüyor musunuz? Yavaş yavaş sığlaşmaya başladı ortamımız. Ben dibi görüyorum artık. Tatlı yelkencikler var burada. Mert, dipte bir şey var. Mert, tehlikeli bir yerden geçiyorsun Mert. O ne? Çok korkunç bir şey. Çok korkunçtu. Salma iyi ki havadaydı. Ama bayağı derindeydi o. Gene 3-4 metre, 5 metredeydi o. Çok korkunçtu. Bilmiyorum, anlamadım. Çok güzel gözüküyor ama. Ve burası da Kurucabuk. Aktur'un ikizi. Ve hayallerimin adası Nisos. Evet, Nisos'a kimse uğramazdı. O bile istila edilmiş. Şuraya da bir ev yaptıracağım. Küçücük plaj da var. Tonozumuza doğru gidiyoruz. Evet. Armada burada. Yelkenli armadası. Küçük koya dizilmişler. Trafik yoğun. Araç trafiği. 23 tane falan var. 23 yelkenli tespit etti Eda.